Ben futbola minnettarımdır. Ne gerekiyorsa futbolla ilgili ben onların hepsini özenerek yapardım. Yani. Nereden geldiğimi, nasıl geldiğimi, futbolun bana neler kattığını çok iyi biliyorum. Sağ taraf bomboş ve Rıza bomboş görüyor. Vuruşu beklenmeniyor. Tekrar öne düşen topu Rıza. Ağlara yolladığında dakika 50. Futbol sana çok şey kazandırıyor. Her şeyi, parayı kazanıyorsun, medyayı kazanıyorsun, ne bileyim işte sosyal durumun, çevren oluyor. Futbolda başarılı olmak istiyorsan zaten bazı fedakarlığı yapman gerekiyor. Her şeyden önce normal bir insan gibi yaşayamazsın. Eğer sen Beşiktaş'ın, Fener'in, Galatasaray'ın, Trabzon'un oyuncusuysan siz artık topluma mal olmuş bir insansınız. Siz normal bir şey yaşayamazsınız. Yabancıya karşı değiliz. Ama şimdiki bizler, yerli antrenör, biz her şeyi yaparız. Biz milli takımı da çalıştırırız, büyüklerin hepsini de çalıştırırız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hatta bizimki daha büyük artı olur yani. Bütün hayatımızı kurtardık yani Beşiktaş'ın sayesinde. Çünkü ben Beşiktaş'a da yani hakikaten benim çalışmadığım veyahut da kendimi vermediğim hiçbir maç yoktur yani. Amatör takımla dahi oynasak bile %100 oynardım. Futboldan kördür derler ama öyle değil. Futbol, eğer oynayabiliyorsan, futbol sana çok şey kazandırıyor. Her şeyi, parayı kazanıyorsun, medyayı kazanıyorsun, ne bileyim işte sosyal durumun farklı oluyor, bir sürü çevren oluyor. Çok iyi yerlere geliyorsun. Ben futbola minnettarımdır yani. Çok futbolculuğumda olsun hem de antrenörlüğümde. Ne gerekiyorsa futbolla ilgili ben onların hepsini özenerek yapardım yani. Çünkü nereden geldiğimi, nasıl geldiğimi, futbolun bana neler kattığını çok iyi biliyorum yani. Çocukluk dönemim Sivas'ta geçti. Yani 5. sınıfı bitirdikten sonra da zaten direkt İstanbul'a göç ettik ama çocukluğumun hepsi... Yani kısa ve öz, fazla bir okulda okuyamadım. Sadece ilkokulu bitirebildik. Ondan sonra da geldiğimde 13 yaşımda da Beşiktaş Futbol Okulu'na girdim. Simit sattık, boyacılık yaptık yani Sivas'ta. O zaman tabii ki çalışmamız gerekiyordu. İlkokulu okurken de hakikaten yerinde durmayan birisiydim. Bir yere giderken bile hep koşarak giderdim. Ki biraz yoksulluk içinde bir şekilde bir çocukluğum geçti ama çok mutluydum. Yani 17 yaşına kadar zorlukları yaşadık. Beşiktaş seçmelerine girdiğimizde de yani ben seçmeleri kazandıktan sonra da yine o sıkıntılar vardı. Ta ki A takıma geçtikten sonra biz düzelmeye başladık. Ondan önce kramponumuz olmadı. Mesela benim babam benim oynamamı pek şey yapmadı önceleri. 4 kardeşiz, aileme bir katkım olması için benim de çalışmam gerekiyordu. O yüzden istemiyordu. Ama sonra babam baktı ki hakikaten bir şey olacak. Benim kramponumu ilk babam aldı. Ayakkabı, krampon bizim için çok büyük bir şeydi yani. Olması da tabii ki alma şansımız da yoktu yani. Ben günlerce akaretlerde Serpil Hamdi Tüzün hocayı bekledim. Ama bir türlü hocayı yakalayamadım. Yani en son işte benim Murat diye bir arkadaşım vardı. Ona söyledim. O da Beşiktaş altyapısında oynuyordu. O beni götürdü Serp hocaya. İki gün sonra, üç gün sonra dedi antrenmanlara gel dedi. Gittim oradan başladım. Ben ilk genç takıma geldim. Sabah 7'de şu anda Çırağan Oteli'nin olduğu yerde Şerif Stadı vardır. Çok güzel bir yerde orası, deniz kenarı. Orada sabah 7'ye hazırlık maçı almışlardı. 10 kişi var, benimle 11. Ben de yeniyim. Hoca da şey yapmıyor beni, hadi sen de soyun demiyor. Ben bekliyorum böyle. İçimden ne kadar dua biliyorsan hepsini okudum. Yani kimse gelmesin de ben oynayayım diye. En son kimse gelmedi. Hoca Rıza sen de soyun dedi. Maça çıktık, 1-0 yendik. Golü de ben attım. Ondan sonra bir yoluma devam ettim. O zaman oynadığın zaman gözümüz para pul, hiçbir şey görmüyordu. Yeter ki Beşiktaş da genç takımdayken oynayalım yeter, başka bir şey değil. Zaten işte Adnan hocamız vardı, Adnan Dinçer hocamız. Ben hem bakkalda çalışıyordum hem genç takımda oynuyordum. Yani bakkal bazen izin vermiyordu. O kendisi geldi, izin aldı bana. Onun desteğiyle antrenmanlara geliyordum. Beşiktaş'ta oynamaya başlayınca 17 yaşında A takıma geçtikten sonra biz para almıyorduk, maaş alıyorduk sadece. Transfer falan yoktu. Ne zaman profesyonel olunca 5 bin lira mı öyle bir para aldık. Onunla da evimiz yoktu bizim, biliyorsunuz evimiz yoktu. Babam da kapıcılık yapıyordu. Evimiz olmadığı için o parayla Ortaköy'den bir tane ev aldık. Hatta Rıdvan'la beraber kaldık o evde de. Rıdvan'la biz iyi arkadaştık. O zaman Sarıyer'de oynuyordu. Mükemmel bir arkadaşlığımız vardı. Yani biz arsada bütün çocukları toplardık. Yani Rıdvan bir tarafa geçer, ben bir tarafa geçerdim. Öyle maç yapardık sürekli şekilde. Beşiktaş'tan vazgeçmem. Gerçekten çok seviyorum ben. Yani Beşiktaş'ın ablemini, Atatürk'ün resmini, Ay Yıldız'ı, siyah beyazı,
Güzel bir renk siyah beyazlardan. Ben o formayı gördüğüm zaman bambaşka oluyor. Ben Beşiktaş maçlarına dahi çıkmak istemiyorum yani. Bazen yani şey oluyor bana. Böyle çıkıyorsa hele hele ilk seneler Eskinönü stadına çıktığım zaman bambaşka oluyordum ben. Ben teknik direktör olmuşsam benim bir sorumluluğum var. Bize Beşiktaş'ta öyle öğrettiler. Sivas Beşiktaş oynadığı zaman kazanmak için tabii ki her şeyimizi veririz. Gerçekten benim için bambaşka. O amblemi görsem bile bana yetiyordu yani. Hatta ben genç takımda geçtikten sonra genç takımda bize çanta veriyorlardı. Çantanın bir tarafında Beşiktaş'ın büyük bir arması var. Beyaz bir çanta. Ben sırf armayı böyle taşıyordum. Herkes görsün ben Beşiktaş'ta oyuncuyum diye. Altyapıyla beraber 20 sene oynadım orada ben. Bir de en çok oynayan oyuncusu oldum yani tarihinde. Yani böyle bir iki transfer teklifleri geldi. Ben yok dedim. Hiç kıpırdamadım bile bir yere. Kaptanlığını yaptım. Dünya Karmasına gittim. Dünya Karmasına götüren de Fenerbahçe'nin başkanıydı Alişan. Yani bir gün ben antrenmana gidiyordum. Telefon geldi. Ben dedi Rıza, ben Alişan dedi. Buyurun başkanım dedim. Dedi ki sen de Dünya Karmasına götüreceğim dedi. Ne zaman başkanım dedim. Bugün dedi. Ben de antrenmana gidiyorum. Sonra ben Gordon Milne'i aradım. İzin verir misiniz diye. Sana bırakıyorum dedi. Bana bırakıyorsan ben giderim dedi. Akşam 100 bin kişiye UNICEF'in düzenlediği ama bu her zaman düzenlenmeyen bir dünya karması bu. Karşımda da Völler oynuyordu. Bir de mükemmel bir oyuncuydu. Orada oynadım. Rüya gibi bir şey oldu yani. Beşiktaş'ta bizim takımı sorsanız 11'ini hemen söylerdi. Öyle bir takımdık biz yani. Herkesin kazanamaz dediği maçları rahatlıkla kazanıyorduk. Ne mağlup tek şampiyon olan biziz ve gol rekoru kıran, 10-0 yenen. Unutamayacağım şey ilk Beşiktaş formasını giydiğim zaman. Yani o zaman bambaşka oldum. O formayı giymek, onunla da maça çıkmak bambaşka bir şey. Uyuyamıyordum. Bolda başarılı olmak istiyorsan zaten bazı fedakarlığı yapman gerekiyor. Her şeyden önce normal bir insan gibi yaşayamazsın. Birincisi bu. Eğer sen Beşiktaş'ın, Fener'in, Galatasaray'ın, Trabzon'un oyuncusuysan siz artık topluma mal olmuş bir insansınız. Siz normal bir şey yapamazsınız, yaşayamazsınız. Her yerde kişiliğinizi, karakterinizi çok iyi şekilde yönetmeniz gerekiyor. Hele hele bir de Beşiktaş'ın kaptanıysanız o zaman bambaşka olman gerekiyor. Sen artık oranın bir malısın. Oradaki takımın liderisin. Biz 6 defa şampiyonluk yaşadım ben. Ama bu şampiyonluk bizim 10'u falan bulurdu. Mesela bir maç kaybettik, 90. dakika maç bitmek üzere. Ben geldiğimde 15 yıldır şampiyon olmuyordu Beşiktaş. İkinci yarı başladım Beşiktaş'ta oynamaya takımda, A takımda 17 yaşında. O sene şampiyon olduk. Eskişehir'de oynuyoruz. Ligin son maçı. Trabzon'la çekişiyoruz. Eskişehir'i biz yenersek şampiyon oluyoruz. Eskişehir bizi yenerse kümede kalıyor. Yani orada şampiyon olduk. Bir kere bu hiç unutulmaz yani en sevdiğim şey. Bir de ben ilk A takıma oynadığım maç Gaziantep maçıydı. Ali Sami Yasladı full. Orada 90 dakika ligdeki ilk maçım. Onu da hiç unutamam. Ya o maçı nasıl oynadım hatırlamıyorum. Maça başladım, koşuyordum. Bitti hala koşuyordum yani. Biz yabancıya karşı değiliz. Ama şimdiki bizler, yerli antrenör, biz her şeyi yaparız. Biz milli takımı da çalıştırırız. Büyüklerin hepsini de çalıştırırız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hatta bizimki daha büyük artı olur yani. Beşiktaş'a bundan önce geldiğimde ligin ikinci yarısı geldim. Ben Rize'de ilk dörtteydim. Şu an şeye gidiyorduk, kupaya gidiyorduk. Beni çağırdı Beşiktaş, ben geldim. Yani çalışır mısın dediler. Tabii ki çalışıyorum dedim. Fenerbahçe'yi 4-3 yendiğimiz maç vardı. Yani Panku'yu kaleye geçirip yani bir o maçı kazanmak gerçekten muhteşem bir şeydi. Yani inanılacak gibi değildi yani. Ben 100 yılda bir olacağını zannediyorum öyle bir şeyin. Kaleci yok. Son 25 dakika Alex gelmiş penaltıyla başlıyor. Bizim Kanku'ya penaltı atıyor. 10 kişiyle 11 kişinin yapamadığı işleri yapıyoruz ve maçı kazanıyoruz 4-3. Kulübedeyiz. İstiklal Marşı okunuyor ya. Mecbur çıkıyorsun. Bir baktım o pankart tam senin karşına koymuşlar böyle. İstiklal Marşı boyunca duruyor. Sen de öyle duruyorsun. Bu neden yapıyorlar? Ayıptır, şudur, bu. Kesinlikle bir şey demedim. Ben maçın zaferini yaşıyorum. 4-3'lük maç o. Yani Allah yardım etti bize. Muhteşem bir maç kazandık yani orada. Ben onunla bizim soyunma odası zaten böyle ana baba günü oldu. Bir de Fener'le mağlup gidiyordu orada kendi sahasında. Ondan sonra ben ona seviniyordum. Ta ki yayıncı kuruluş benimle röportaja geldi. Gittim Erman Hoca sordu bana en son. Ben gidiyordum yani kapatayım dedim.
Erman Hoca sordu. Ne diyorsun o pankarta dedi. Allah ben bir şey demiyorum dedim ama yani dedim ondan gocunmuyorum veyahut da dedim alınmıyorum. Babamın işidir, o da ailesine bakmak için her şeyi yapar dedim bir baba dedim. O da onu yapıyordu, gayet güzel de bir işti. Bir kere dedim bunu yapanlar tam Fenerbahçe taraftarı değildi. Bu işi yapan milyonlarca dedim Fenerbahçeli var dedim. Ya onlara yazık dedim ya, onlara yazık, günah dedim yani. Ben dedim hiç alınmam dedim. Ben eve gittim, sonra beni ilk arayan Cumhurbaşkanı oldu. Yani bütün liderler aradı beni. Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı, beni aradı. Hiç dedi kafana takma dedi, hepimiz öyle geldik dedi, hiç canını sıkma dedi. Şimdi Aziz Yıldırım aradı. Şimdiye kadar ne antrenörlük hayatımda ne de futbolculuk hayatımda kimseden bir şey istemedim. Hepsini çalışarak alıyorsun. Babam da o işi yapıyor, ne güzel bir iş yani. Kötü bir şey yapmıyor, hırsızlık yapmıyor, bir şey yapmıyor. Çalışıyor, kapıçılık yapıyor yani, kötü bir şey değil ki. Ya babamı ben tabii ki çok seviyordum. Yani babam şanssız bir adamdı. Tabii o da yoksulluk içinde büyüdü, köyde büyüdü. Bir de babamın bir sıkıntısı vardı yani şöyle. Üstüne taş ocağı uçtu babamın. Yani kalça kemiği kırıldı oradan. Ve babam yıllarca sakat yaşadı yani. Elle bir şey yok, yaptıramıyorsun. O zaman zaten imkan yok. Doktorlar da öyle şey bulamıyorlar. Ve babamın mesela bir ayakkabısı büyüktü böyle. Büyük, altı büyük yani. Bir tanesi de küçüktü, dengelemesi için. Neyse yıllarca bir şey yapamıyorsun. Babam öyle aksak yürüyordu yani, sakattı. Neyse o işi de öyle yapıyordu babam. Yani o yüzden benim biraz ağrıma gitti yani. O haliyle bile çalışıyordu babam. Sonra ben futbolcu olduktan sonra tabii ki elimize bir para geçti. Ben hemen babama dedim ameliyat ettirelim dedim. Öyle bir teknik yok dediler. Aradan bir zaman geçti, bir iki sene sonra bu teknik gelişti. Babama hemen ameliyat ettirdik. Onunla aynı ayara geldi ve yürüdü sonra babam. Benim maçları seyrederken evde kim varsa kovuyordu evden. İşte 5-6 sene önce vefat etti babam. Üstünde bile durmadı. Yani. Senin kapıcı dediğin adamın ya kaç tane çocuğu vardır ya? Adam onlara bakmak için neleri yapıyor yani? O yazan adamları zaten bence ya kafası çalışmıyor. Yani yoksa koskoca Fenerbahçe camiasına bir kere o mal edilir mi ya? Fenerbahçe koskocaman camia ve ben Ali Koç'u çok severim. Biz aynı yerde büyüdük onunla. Benim kardeşimin çok iyi arkadaşı. Beraber top oynardık. O Feri Şahin falan. Tabii onlar zengin çocuğuydu tabii o zaman da. Ali Koç da öyledir yani. Çok kaliteli bir insandır. İşini yapıyorsan da, bir iş yapıyorsan da çok çalışacaksın, bir de çok seveceksin. Ama bence doğru insan olmak yani. Hayat her zaman istediğin şeyi vermiyor yani. Bazen sıkıntılar yaşıyorsun, kötü şeyler oluyor, sonra iyi şeyler oluyor. Ama benim hayatıma baktığın zaman benim hep dönüm anlarım oldu böyle. Hepsinde de Allah yardım etti yani. Gerçekten inanılmaz şeylerden döndüm ben. Bu günleri gördüğüm için tabii ki çok mutluyuz. Futbolculuk mu, antrenörlük mü desem, futbolculuk derim ben. Karşımda benim 28 tane oyuncu var. Hepsi ayrı kafada. Hepsi ayrı yerde. Şimdi bir de yabancı fazla. Biri Senegalli, biri bilmem başka yerli, biri Tunuslu, birinin hepsinin de değişik şekilde görüşleri var. Liderlik vasfın yoksa ne antrenörlük yapabilirsin, ne takım kaptanlığı yapabilirsin, ne de hiçbir yeri yönetebilirsin. Devre araları çok maçları çevirdim böyle yani. Niye o konuşarak, ikna ederek yani veyahut da maçın gözlemini iyi yaparak, analizini iyi yaparak yani. Onun için liderlik vasfını geliştiremezsen o işi yapman mümkün değil yani. Yani futbol öyle göründüğü gibi dışarıdan seyredenler gibi kolay bir şey değil. Çok zor. Yani hele hele antrenörlük. Yani bambaşka bir şey. Sen teknik direktörsün, ben iyiysem beni oynatıyorsun. İyi değilsem oturuyorum. Ama öbür türlü antrenörlüğü aldığın zaman bir kere futbolcularla uğraşıyorsun, yönetimle uğraşıyorsun, taraftarla uğraşıyorsun, basınla uğraşıyorsun, hepsiyle uğraşıyorsun.